Herkese selamlar. Bugün itibariyle hıyar fidesi dikimlerine başlıyoruz. Bir önceki videoda toprak hazırlığı hakkında bilgiler vermiştim. Şu an ise hıyar dikimi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Toprak hazırlığını bitirdik. Damlamalarımızı çektik. Damlamalar tek yıllık, 20 santim aralıklı bir damlama. Sularımızı verdik. Yaklaşık 40 santim çapında bir alanı suladık. Sadece temiz su verdik. Hatta damlamalar hakkında da bilgi vereyim. Damlamamız 20 santim. Tek yıllık bir damlama. Bir deliğimiz şurada. Bir deliğimiz şurada. Ortalama bir karış gelmekte. Hıyarlarımızı 40 santim arayla ekeceğiz. Yani bir damlama atlayıp bir damlama ekeceğiz. Şuradaki sıramızın arasıyla şuradaki sıramızın arası 1 metre 20 santim. Çift sıra ekeceğimiz için şuradaki damlamanın arasıyla şuradaki damlamanın arası da 80 santim. Şöyle daha net böyle olur sanırım. Şu en sağdaki tek sıra, çift sıra, çift sıra, çift sıra gidiyor. Aralarda yürüme alanımız var şöyle. Şöyle ben normalde 40 santim aralıklı ekiyoruz, marul uygun olsun diye. Şurada kısaltıyorum. Çünkü baştan fillerimizi şuraya ekeceğiz. Fide büyüdükçe kökler de genişleyeceği için şuradaki damlamayı şöyle yaptığımız zaman damlamamızın arası açılmış olacak. Böyle bir sistem tavsiye ederim. Çok rahatlık oluyor. Hem de morla ekeceğimiz için hiç tekrardan borları delmeye uğraşmıyoruz. Bu şekilde çok rahat oluyor. Fillerimiz şöyle. Çeşit vermiyorum. Çünkü her çeşit her bölgeye göre uyumlu olmuyor. Biyoli batıracağımız suyumuz var. Hatta şu mikrobiyal gübreyi de göstereyim. Şuradaki sislemelerle attığımı söylediğim canlı bakteri buydu. Sıvı Enemtek mikrobiyal gübre. Yani canlı bakteri. Dekara 1-2 litre kullanabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim kullanım oranlarını. Normalde fide şaşırtken de bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu kullandığım için şu an kullanmıyorum. Bir sonraki ilk can suyunda buradaki ürünü tekrardan kullanacağız. Şöyle suyumuz var. Ben fertizm kullanıyorum. Tavsiye ederim. Çok güzel saçak kök yaptırır. Yaklaşık olarak 10 litre suya 25 gram kullanıyorum. Onu da şöyle hesaplıyoruz. Normalde 1 dekar alana 100 gram kullanılıyor. Bizim seramız 250 metrekare. Bu yüzden 25 gram kullanıyorum. Şöyle organik bir üründür. Rahat kullanabilirsiniz. Şöyle hafifçe karıştırıyoruz. Buradaki artan suyu tekrardan damlamadan bitkilere vereceğiz. Onu da belirteyim. Çünkü tamamen 250 metrekare 25 gram vermemiz gerekli. İsterseniz damlamadan da verebilirsiniz. Ben şu an bu şekilde vermeyi tavsiye ederim. Şöyle suyun içine viyoli batırıyoruz. Yaklaşık olarak su seviyesi şuraya geldiği zaman bizim için yeterli oluyor. Fidelerimiz çok kaliteli. Yetiştiren firmaya teşekkür ederiz. Şöyle saçak köklerimiz. Hatta hıyarlara bile gözüküyor üstünde. Tam net belli oluyor. Hemen şurada. Küçükler. Hıyarları. Normalde ben fileleri kendim yetiştirmeyi düşünüyordum. Sera hazırlığı tam istediğimiz zamanda bitmediği için hazır almak zorunda kaldık. Fide dikimi hakkında da birazdan bilgi vereyim. Şöyle normalde şunun sapı, şu uç kısmı 10 santim daha var. Viyoller geniş olduğu için ben bunu böyle kestim.
kendimize uygun hale getirdim. Hatta bunu kesimini bize gösterseydin çok iyi olurdu. Bunu da şöyle göstereyim. Normal ucu sivri olduğu için şöyle bir delik yapıyor. Bizim filelerimiz de geniş olduğu için alt kısmı tamamen sivri kalıyor ve hava alıyor ve tutmama olabiliyor. Bu yüzden şunu da şöyle göstereyim. Şu geniş olduğu için tamamen bizim filemiz buraya gelip rahat bir şekilde dikim yapabiliyor. Böyle bir ürünü almanızı tavsiye ederim. Çok rahat oluyor. Biraz zaman geçsin, tekrar devam ederiz. Çünkü şuraya kadar fidemizin iyice suyu alması gerekli. Fidelerimiz üst kısma kadar sularını çekti. Şöyle suyun içinden alalım. Şöyle koyarsak. Hem suladığınız zaman fidenin şuradan çıkması çok daha kolay oluyor. Dediğim gibi 20 santim aralıklarla ekeceğiz. Şöyle göstereyim. Şuradan başlayabiliriz. Şöyle hafifçe çukurumuzu açıyoruz. Buradaki toprağın nemli olmasına dikkat edin. Şöyle kuru olursa kökler yanacağı için sıkıntı yaratır. Şöyle de bilgi vereyim. Bunu aslında videonun başında göstermem gerekliydi. Yaklaşık hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaştı. Bu yüzden seramıza gölge tozu attık. Diğer seralarda gölge metülü kullanıyordum. Bu sefer gölge tozu aldım. Yağmurlarla beraber zaten yıkanacak. Şöyle filelerimizi de çıkartalım. Tam şu kısmından tutarsanız sağlıklı olacaktır. Şöyle fidemizi koyup şuradan bastırıyoruz. Torfun seviyesinde bu şekilde toprak atarsanız toprak hemen kurumaz. Daha doğrusu torf hemen kurumaz. Fidenizde gayet iyi şekilde çalışır. Şu an tabi hem çekim yaptığım için hem de dikim yaptığım için fazla hızlı olmuyor. Normalde bu şekilde çok hızlı bir dikim yapılır. Şuradan çıkartalım. Şöyle. Aralarını da göstereyim. Şu fide ile şu fidenin arası 40 santim. Yaklaşık olarak da fidemizin yaprakları 15 ile 20 santim olur. Tabii suyu fazla verirseniz yapraklar da büyür. Bu çeşidin özelliği yaprakların fazla büyümemesi, gövdenin çok kuvvetli olması. Bizim iklimimiz İzmir iklimine uygun olduğu için genelde İzmir'e uygun olan fideleri dikmeye çalışıyorum. Toprağınızın da dikim öncesi bu şekilde su verirseniz, ben akşam vermiştim. Şu an sabah 6.30. Şöyle dikim yaparken de nemli olması çok iyi oluyor. Hem fidenin kök atılımını hızlandırıyor. Torf seviyesini fazla geçmemek gerekli. Şurada köklerden dikimiz hastalık kapabilir. Şu an dikimimizi bu şekilde yaptık. Yaklaşık olarak da onu da şöyle göstereyim. Şunu alalım. Birinci gün herhangi bir ürün vermiyoruz. Sadece şuradaki artan suyu veriyoruz. İkinci gün tekrardan sade su veriyoruz. Üçüncü gün de su veriyoruz. Bitkinin dördüncü gününde, tabii bu havalar sıcak ise, damlamamızdan canlı bakterimizi verip saçaklanma iyice attırıyoruz. Daha sonra yaklaşık olarak bir 4-5 gün hiç su vermiyoruz. Şuraları nemli olduğu için buraları kurumaya başlayacak şuraları. Bitkinin kökleri buraya kadar gelmeye çalışacak. Bu yüzden de biraz şu an fazla su veriyoruz. Yaklaşık olarak 5 gün su vermeyeceğimiz için
köklerimiz her tarafa yayılacak. Zaten videolarda tek tek atmaya çalışacağım. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.